bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmaya çalışan, haramdan ve yalandan korkan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bornova benim hayatımda en önemli izler bırakan ilçedir. Ben köyünüzden 20 kilometre ileride Manisa'da doğdum. İlkokulu orada tamamladım. Ortaokulda devlet parasız yatılı bursuyla Bornova Anadolu Lisesi'ne gittim. Ortaokulda, lisede yatılı olarak Bornova'da kaldım. O yüzden Bornova benim açımdan tüm ömrüm boyunca çok önemli bir yerde. Üniversite tercihi yaparken pek çok farklı şehire gidebilecekken Ege Üniversitesi'ni tercih ettim. İlk tercihim de Ege Üniversitesi'ydi. Son tercihim de Ege Üniversitesi'ydi. Eşimle Bornova'da tanıştık. Kızım Bornova'da dünyaya geldi. Şimdi de buraya 20 de değil herhalde 14-15 kilometre ötede oturuyorum. İzmir benim ikinci memleketim. Bornova benim doğduğum, büyüdüğüm, hayatımın bütün önemli kazanımlarını, birikimlerini elde ettiğim, sosyal demokrasiyle tanıştığım, emekle tanıştığım, eylemle tanıştığım ve bugünkü Özgür Özel'in yetiştiği, büyüdüğü yerdir. O açıdan çok önemli. Tabi burada önceki dönemlerde Bornova'ya hizmet etmiş değerli büyüğümüz Kamil Okyay Sındır var. Yine tabi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yapmış olduğu çalışmalarla özellikle Bornova misketini Türk tarımına kazandıran çok önemli bir akademisyen, Bornova'ya önemli hizmetleri olmuş bir belediye başkanı, ardından da birlikte milletvekilliği yaptığımız partimizin genel sekreterliğini yapmış birisi ve Bornova'nın içinden yetişmiş, Bornova'da yaşamış, Bornova'da halen yaşayan birisi. Kendisi burada bir ara rahatsızdı. Şimdi onu aramızda böyle sağlıkla görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yine geçen dönemlerde hizmet eden Olgun Atilla belediye başkanımız, genç belediye başkanımız burada. Biz buraya Bayraklı belediye başkanımızla, Konak belediye başkanımızla, Balçova belediye başkanımızla birlikte geldik. İzmir'in partimizin sözcüsü, önceki dönem il başkanımız Deniz Yücel'le, gölge kabinemizin İçişleri Bakanı Murat Bakan'la, örgütümüzden gelen vekilimiz Ednan Aslan'la birlikte buradayız. Ayrıca bana Türkiye'nin 4 kadın il başkanından bir tanesi olan Manisa il başkanımız İksen Alper Uludağ'da eşlik ediyor. Hepsi adına, Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinizi selamlıyorum. Biraz önce belediye başkanımızı dinledik. Belediye başkanımızın bu noktalara gelmesinde örgütümüzün çok emeği var. Bu süreçte de öncesinde de sonrasında da kendisini destekleyen benim yine Bornova Anadolu Lisesi'nden abim Ertuğrul Çapan da ilçe başkanımız, kendisinin şahsında da bütün örgütümüzü selamlıyoruz. İzmir İl Başkanımız ben olmasam partimiz adına konuşacaktı. Şimdi hemen yanı başımda bana eşlik ediyor sevgili Şenol Aslanoğlu. Değerli beş yollular, İzmir'in 12 tane, Bornova'nın 12 tane mahallesi var. Eskiden köy statüsündeydi. Köy olunca muhtarın yetkileri ona göreydi. Bütçesi vardı, çakmağı vardı, silahı vardı, köyün malları vardı. Gittiği yerde sözünün ağırlığı çok fazlaydı.
maalesef büyükşehir yasasından bütün şehire geçerken bu statüler ortadan kalktı. Ama biraz önce Ömer Başkan'ın söylediği gibi biz 2014'te eleştirdiğimiz hususlar sıkıntıya dönüşünce eski statüyü karşılamaz ama yine de bir kırsal mahalle statüsü diye düzenleme oldu. Ömer Başkanımız bu konuda bir iradesi olduğunu ve Temmuz ayında arzu eden bütün köylerimizi bu statüye kavuşturacağını söyledi. Bu son derece kıymetlidir. Köyün köy olarak kalmasında, sosyal olarak gelişmesinde, ekonomik olarak gelişmesinde ama doğal güzelliklerinin korunmasında son derece önemlidir. Ben Ömer Başkan'ın köylere hizmet için duyduğu heyecandan son derece memnunum. Sürekli ifade ediyor. Diyor ki 5 yolun altındaki yolu yaparak arkadan Manisa'ya giden yola yeniden işlev kazandırdım. Memnun oluyorum. 4 yıldır pandemi malum festival yapılmıyordu. Bu festivale sahip çıkması, destek olmasını son derece önemsiyorum. Gökdere'deki aşure etkinliklerini çok daha geniş kapsamlı yapacağını ifade ediyor. Bunu önemsiyorum. Yine tüm köylere asfalt işini bu yaz bitirmeye söz vermiş. Bu geçmiş dönemlerde de en büyük şehrimizin çok önemli yaptığı işlerden biriydi. Köy yollarının, ova yollarının, bahçe yollarının asfaltlanması. Köy yollarının asfaltlanması son derece önemli. Muhtarlık binası burada var herhalde muhtarım. Ancak olmayan muhtarlık binası kalmayacak. Karşımızda muhtarlık binası var. Eksiklikleri tamamlanacak. Onarılması gerekenler onarılacak. Sarnıç'ta hasarlı camiyi yıkıp yeniden yapacağını, Kavaklıdere ve Yeşilçam'da okul ihtiyacı olduğunu, okul yapacağını, Çiçekli'deki sağlık evini onaracağını ve yine Gökdere'ye bir spor tesisi ve köy kahvesi kazandıracağını Ömer bana rapor etti. Bu çalışmalarından bahsetti. Ayrıca köylere kümes, tavuk yardımı, yumurta alım garantisi, keçi, koyun desteği ve süt ve et alım garantisi veriyor. Ben de sizin gibi bu genç kardeşimizi yürekten alkışlıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak köylerden destek isterken boşuna konuşmuyoruz. Ne söylediysek yapıyoruz. 2 ay gibi kısa bir zamanda bu kadar önemli sözlerin tutulma yoluna girmesini, adımlarının atılmasını, bugün bu festivalde bir arada olmamızı son derece önemsiyorum. Ülkemiz dünya kiraz üretiminde 1. sırada, kirazın da Türkiye'de en çok üretildiği iller arasında İzmir ve Manisa en ön sıralarda yer alıyor. Ancak kiraz üreticisi artan gübre fiyatlarından dolayı, mazot fiyatlarından dolayı, ilaç fiyatlarından dolayı, işçilik fiyatlarından dolayı zor zamanlar geçiriyorlar. Hem üreticimizin sorunlarını çözmek, hem verimi arttırmak, hem ihracatı arttırarak herkesin yüzünü güldürecek iyi tarım uygulamaları yapmak mümkün. Bunun için politikasız kalan tarımda üretim ve üretici lehine kalıcı düzenlemeler yapmak gerekiyor. Unutmayalım ki 2003 yılında 2.8 milyon çiftçimiz varken 21 yıl sonra bugün 2.3 milyon çiftçimiz var. Yani yarım milyon, 500 bin çiftçi kayıp, çiftçiliği bırakmış. Ne olmuş? Sanayide asgari ücretli işçi olmuş. Ne olmuş? İşsiz olmuş. Ne olmuş?
sokakta geçimini arayan gündelik çalışanlara dönüşmüş. Ne olmuş? Soma madeninde işçi olmuş, madenci olmuş, günü gelmiş canını vermiş. O yüzden şunu dikkat etmek gerekir. Türkiye 20 yılda 20 milyon nüfusu artıyorsa, 63 milyondan 84 milyona çıkıyorsa, yılda 1 milyon nüfus artarken 20 yılda 500 bin çiftçi kayboluyorsa, işte her şeyden beka sorunu çıkaranlar var ya, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa beka sorunu olur, Mansur Yavaş Ankara'yı alırsa beka sorunu olur, CHP gelirse beka sorunu olur diyenler şuraya baksınlar. Bugün Türkiye'de nüfus 20 milyon artarken yarım milyon çiftçi kayıp. Oysa ki orana göre çiftçi sayısının bir o kadar daha artmış olması gerekirdi. Değil kaybolmuş olması. Diğer yandan baktığımızda memlekette her 4 genç çiftçiden 3 tanesi bu işi yapmak istemiyorum, bırakmak istiyorum diyor. Çiftçilerin yaş ortalaması 58 olmuş. Yani artık sadece yaşlıların yaptığı 4 gençten 3'ünün toprağı, köyü, çiftçiliği bırakmaya niyetlendiği bir süreç. Ekilen dikilen arazinin Hollanda kadarını Türkiye son 20 yılda kaybetti. Topraklarımızın yarıya yakını ipotekli. Bazı kentlerde 1/4, bazı kentlerde 1/4, ama her yerde Yunan sermayeli ya da İsrail sermayeli firmalar, bankalar en uygun tarım kredisini veriyorlar. Bu son derece stratejik bir adım. Ziraat Bankası kötü yönetiliyor. Ziraat Bankası zenginlere kredi yetiştiriyor. Çiftçiye gelince düşük faizli tarımsal kredide kuyruk var. Günde 2 kişi 3 kişi ya yararlanıyor ya yararlanmıyor. Hal böyle olunca Ziraat Bankası'ndan uyguna Yunan Bankası ya da İsrail sermayeli bankalar tarımsal kredileri veriyorlar. Diğer yerli bankalardan ucuz. Çünkü amaç ipotek almak. Bu toprakları ordularıyla işgal edemeyenler, topla tüfekle zapt edemeyenler şimdi ipotekle toprak kazanmaya, topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar. Buradan Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Kendi çiftçine sahip çıkmazsan, ona uygun kredi vermezsen, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelenin faizini silmezsen, ona tarımsal destekleri vermezsen ve günü geldiğinde de onu başkalarına ipotek ettirirsen, işte esas beka sorunu budur. Biz bu beka sorununu görüyoruz, çözmek için de kolları sıvayacağız. Ve aslında ama olmaz ki, olur mu? Şimdi şu ben konuşurken devamlı böyle yaparsanız nasıl olacak? Ben zaten geleceğim oraya ama konuşmayı keserseniz nasıl olacak? Çiftçilerimizin son bir yılda borcu %88 artmış. Çiftçilerimizin toplam borcu 652 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bir yılda neredeyse iki katına çıkmış durumda. Yani çiftçi geçen seneye kadar ne kadar zordaysa, geçen seneden bugüne bir o kadar daha zora girmiş.
ve aslında çare tarımsal desteklemenin arttırılması. 2004 yılında kanun çıktı. Kanuna göre gayri safi milli hasılanın %1'inin çiftçilere tarımsal destek olarak verilmesi lazım. Ama binde ikisini bile vermiyorlar. Tam 18 senedir, 20 senedir verilen sözü tutmuyorlar. Ve üreticimizin sadece geçen sene alacağı 178 milyardır. Bu sene 2024'te gayri safi milli hasılanın %1'i 410 milyar TL. Eğer bu 410 milyar TL destekleme olarak sizlere dağıtılacak olsa sorunların çok büyük bir kısmı çözülür. Bu para bankalardaki tarımsal kredilerin faizini kapatmaya, bu para bankalardaki tarımsal kredileri 5 yıla yaymaya yetiyor, artıyor dahi. Ama buradan iktidara sesleniyorum. Bu çiftçinin yüzünü güldürmek için, Türkiye'nin tekrar kendi kendine yeten bir tarım ülkesi olabilmesi için, toprakların ekilemez dikilemez hale gelmemesi için, Türkiye'de kıtlık olmaması, tarımda dışa bağımlı olmaması için şunu yapın bunu yapın demiyorum. Çıkardığınız kanuna uyun yeter. Çıkardığınız kanuna uyun. Ayrıca biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarımsal sulamada kullanılan elektrikten bütün vergileri kaldırmayı, güneş enerjisiyle tarımsal sulamaya elektrik desteği sağlamayı, sulamada kullanılan elektrik borçlarının birikmiş faizlerini silmeyi, yıl içindeki ödemeleri faizsiz şekilde ürün hasatından sonra yapmaya olanak tanımayı, havza bazlı üretim modeline geçmeyi, çiftçiden ÖTV'siz, KDV'siz mazot kullanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmayı, yeme, gübreye değil öyle zam, sübvansiyon, destekleme uygulamayı, çiftçinin elinde kalan ürünlerin tamamını devlet tarafından alınmasını mutlaka öneriyoruz. Şimdi burada hepinizin önünde Ömer Ekşi Başkanımı yanıma davet ediyorum. Başkanım gel. 12 tane köy var. 12 köyde çeşitli şeyler üretiliyor. Burada kiraz üretiliyor. Üzüm üreten yerler var. Buğday eken yerler var. Ama herkes bir şey üretiyor. Satmaya çalışıyorlar. Satarlarsa Allah bereket versin. Satmazlarsa ne yapacaksın söyle. Şu anda yaptığımız gibi köyden satın alıp kuracağımız kent marketlerden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara dağıtacağız. Ömer'in yönettiği ilçede 12 köyde dalında, ambarda, kasada ürün kalmayacak. Fiyatı beğenirseniz satarsınız, paranızı cebinize koyarsınız. Ürün satılmıyorsa ürün bizimdir, alacağız, Bornovalılara satacağız. Söz veriyoruz. Ayrıca eğer sizin ürettiğiniz üründen Bornova'da yiyemeyen aile varsa onu alabilene satmak yerine ilk önce ihtiyaç sahiplerine de dağıtacağız. Söz veriyoruz. Beşyol'un güzel insanları, komşu köylerin değerli çiftçileri, köylüleri. Burası benim köyüm Manisa'da, Ova'da Hacı Haliller. Burası da kendi memleketimiz gibi bildiğimiz çok özel bir yer. Buradan şunu hatırlatarak
sözlerimi tamamlayayım. Biz 31 Mart seçimine giderken dedik ki destek verin, belediye başkanlarımızı seçin. Bu bir genel seçim değil, yerel seçim. Hem temiz, dürüst başkanlar seçin, hem de bu iktidara tepkinizi gösterin. Emekliler sesinizi duydu. Atanmayan öğretmenler, işçiler, memurlar, çiftçiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci parti yaptılar. Türkiye'nin %65'ini Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına emanet ettiler. O günlerde söz vermiştik. Dedik ki siz eğer siz bizi güçlendirirseniz biz sizin sesinizi duyacağız. Biz sizin sesinizi Türkiye'ye duyuracağız. Ne oldu? Önce atanmayan öğretmenler 68 bin atama beklerken 20 bin atama yapacağız dediler. Mülakatı kaldırmaya söz verip sonradan sözlerini unutup mülakata devam dediler. Çıktık, atanmayan öğretmenler için miting yaptık. 31 Mart'tan sonra ilk miting. Sonra dedik ki 10 bin lira emekli maaşıyla kimse geçinemez. 10 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Bunu asgari ücrete çıkarın dedik. Dinletemedik. Ankara'da tarihin en büyük emekli mitingini ve bir siyasi partinin yaptığı ilk emekli mitingini hep beraber gerçekleştirdik. Ardından çay fiyatı bekleniyordu. Fiyat iyi olunca Cumhurbaşkanı açıklıyor, Tarım Bakanı açıklıyor. Gece yarısı Çaykur'un hesabından tweet attılar. Çay fiyatını 17 lira ilan ettiler. Maliyetine 19 diyen var, 21 diyen var. Maliyetin altına fiyat verdiler. Koştuk gittik, Rize Cumhuriyet Meydanı'nı tıka basa doldurduk. Hiçbir siyasi partinin toplayamadığı kalabalığı topladık. Çay üreticisinin sesini duyduk, bütün Türkiye'ye duyurduk. Dün evveli gün hububat fiyatları açıklandı. Buğdaya öyle bir fiyat verdiler ki geçen sene 8 lira 50 kuruş olan buğday, mazot %100 artmış, gübre %150 artmış, ilaç artmış, her şey artmış ama buğday fiyatı %12 artmış. 9,5 lira verdiler. Maliyet 11 lira. Bu öl demek, aç kal demek, borcunu ödeyeme, haciz gelsin demek. O yüzden biz buna karşı çıkıyoruz. Ve buradan, 5 yoldan Türkiye'deki tüm çiftçilere sesleniyorum. Önümüzdeki cuma günü Trakya'ya gidiyoruz. Tekirdağ'a gidiyoruz. Buğday üreticisinin isyanını duyuyoruz. Bütün Türkiye'ye duyuruyoruz. Mücadelemiz sürecek. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Bu talepleri iktidara önce söylüyoruz, uyarıyoruz, doğru yolu gösteriyoruz. İnat ederlerse mutlaka sokaklara, meydanlara çıkıyoruz. Halen daha inat ederlerse sorunları da çaresini de biliyoruz. Merak etmeyin, çok yakında iktidara geliyoruz. Festivalin güzel, neşeli, eğlenceli geçmesini, ürününüzün, emeğinizin karşılığını alacak şekilde değerlenmesini, alnınızın terinin karşılığını almanızı, çoluğunuzla çocuğunuzla birlikte
güzel, iyi bir yaşam sürebilecek günlere tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.